Herkese merhaba arkadaşlar. 1 Mart 2020 iddia tahminlerinde bugün önünüzde gördüğünüz 2, 4, 6, 8 tane maç var. Bu 8 maçın yorumunu yapacağım size. Bu maçlar içinde seçip oynayabilirsiniz. Bugün Instagram'da arkadaşlar mesaj atan herkese aynı hesabı, aynı işi yaptık. mesela en basitinden herkese bu mesajı yapıştırdık arkadaşlar. Lazio maçı geldi, Gladbach maçı geldi. Liverpool maçı oynanacak. Betis maçı geldi. West Ham maçı geldi. Bayern Münih maçı gelmedi. Bayern Münih maçında arkadaşlar şöyle bir durum oldu. 6-0 yendi. Maçta her iki takımdan biri pankart açtı. Şu an hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Oyuncular hepsi içeri girdi. Ondan sonra takım hem ev sahibi hem deplasman takımı birbirleriyle pas yaptılar. Ortada oynadılar. Maçı o şekilde bitirdiler. Zaten 6-0 yeniyordu. Her taberliğinde zorlamadı. Maçı açıp inceleyebilirsiniz. Bu şekilde maçları vermiştik. Ee, mesela aynen şöyle görebilirsiniz. Herkese aynı maçları yapıştırdık. Yaklaşık 100 kişiye falan aynı maçı yapıştırdık. E, i̇şlerinden seçip değerlendirebilirsiniz dedik. Değerlendiren arkadaşlar elbet olacaktır. Liverpool maçı kaldı. Şimdi ilk maçımızda başlayalım. Ankara gücü Sivas maçı. Sivas de en son galip geldi arkadaşlar. Kendi evinde Alanya Sporu 1-0 yendi. Güzel bir futbol oynadı. Alanya da oynadı. Ama kısır bir maç oldu. İddia 1.70 orandan Sivas'ı favori görmüş. Beraberlik 3.20. MS1 ise 3.35. Ankara gücü arkadaşlar iyi bir çıkış yakaladıktan sonra en son Ankara derbisinde yenildi Gençler Birliği'ne. Bu maç Sivas'la. Ankara gücü Mustafa Reşit Akçay döneminde evinde oynadığı iki maçtan birinde Fenerbahçe'yi yendi. Diğerinde de berabere kaldı. İkisinde de gol atmayı bildi. bu maçta da ben her iki takımın birbirine gol atacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol varın oranı 1.52. Zaten şöyle baktığımız zaman Ankara gücü düşme hattından çıkmak için bu maça saldıracaktır. Bu yüzden bu maçta açıkçası taraf bahsi oynamanızı düşünmüyorum. Bir taraf bahsi oynarsanız 0 veya 1 olmasını isterim. Yani o yönde olur. Çünkü bir sürpriz olacak diye düşünüyorum bu maçta. Ki yorumlarda da MS0 yazmışlar. Sivas 42 gol atıp 26 tane yemiş. Ankara gücü 20 tane atıp 39 tane yemiş. Emin Eminim iyi oynayan bir takım. Bu maçta KG olur diye düşünüyorum oranı da direkten size söyledim. 1.52 oran şeklinde. Diğer maçımız Galatasaray maçı arkadaşlar. Bugün Trabzon süper bir dönüş yaptı arkadaşlar. 2'den 1 oldu maç. Ondan önceki günde Beşiktaş maçı birden 2 olmuştu. Bu akşam da Fenerbahçe'nin maçı var. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu maçta bir birden 2 kokmuyor değil aslında. Yani istediğiniz miktar, düşük miktarda birden 2 şeklinde değerlendirebilirsiniz. Şöyle oranına da baktığımız zaman oranı da 17 oranı var isteyenler değerlendirebilir. Ben bu hafta Galatasaray'ın sürpriz olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Galatasaray galip gelecektir. Ee, Gençler Birliği'nde en önemli golcüsü Sio ise pardon Sio diyorum. Stanku sakat bu maçta olmayacak. Bu yüzden Gençler Birliği bu maçta kısır kalacaktır. Galatasaray ise en son Fenerbahçe deplasmanında galip geldiği için bu maçta rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Patlatmaz diye düşünüyorum. MSB rahattır ki Instagram'dan çoğu takipçimize 3 maç verdik. Yüklü miktarda girmesi için. Galatasaray MS1, Lazio MS1, Trabzon MS1. Tek maç Galatasaray kaldı. O takipçilerimizle bakalım. Galatasaray maçına kaldı. Yenerse yüklü miktar para kazanacaklar. Ki Galatasaray galibiyeti dedim. Oranı yükseltmek için de Galatasaray MS1.5 üst şeklinde de değerlendirebilirsiniz. 1.42 oran var. Size kalmış. Tercihiniz kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Diğer maçımız bu maçın oranı biraz yüksek. Ee, bu maça beraberlik tahmini yapacağım. 0-5 United en son arkadaşlar pardon eklama tıkladık. United en son UEFA'da maç oynadı arkadaşlar. Ve galip geldi. Şöyle bu maç. 5-0'lık bir galip geldi. Moraller yerinde. Everton'da ise evinde iyi oynayan bir takım. En son Crystal Palace 3-1. Ondan önce beraberlik. Ondan önce galibiyet, galibiyet, galibiyet. Chelsea'yi falan da yendi. United formda. Aynı şekilde Everton da formda. Everton bu maçta puan alacaktır diye düşünüyorum. Bu maçta tek tahminim direkt MS0 şeklinde değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız varsa değerlendirebilirler. O yönde. Diğer maçımız arkadaşlar Real Madrid Barcelona maçı. Real Madrid maçı favori olarak da Real Madrid görülmüş. 1.95 oranı var. Beraberlikte 3.10. Barcelona galibiyetine 2.70 oran var. Baktığımız zaman Real Madrid'in kendi evinde bir Barcelona üstünlüğü var. En son Real Madrid kendi evinde 2017 denmiş. Her iki takımda da eksiklikler var. Hazart olsun. Barcelona'da ise Suarez, Dembele gibi önemli eksiklikler yok. Barcelona yeni forvet aldı. Martin, Leganes'ten. Bunu zaten muhabbetini yapmıştık. Şampiyonluk maçı için önemli bir maç. Bu maçı alan, özellikle Barcelona bu maçı alırsa şampiyonluğu koparır diye düşünüyorum. Real Madrid maçı bırakmayacaktır. Bu maçta her iki takımın birbirine gol atacağını düşünüyorum. 1.45 olanı var, KG varın. İsteyenler, kafasını yatanlar bunu değerlendirebilir. Diğer maçımız Leipzig maçı. Leipzig maçında arkadaşlar bu maçta da bir tahmin yapacağız. Gol tahmini yapacağız bu maçta. Leipzig'le oynadığı maçlara baktığımız zaman çoğunlukla üst bitmiş zaten. Leipzig'in kendi evinde oynadığı maçı 3-0'lık bitmiş. O, çoğu Leverkusen evinde oynanmış. E, bu maçta ben her iki takım formda özellikle Leverkusen en son Porto'yu UEFA'da da deplasmanda yenmesini bildi. 3-1'lik galibiyetle içeride dışarıda yendi. Üst tur'a kaldı. Bu maç her iki takımda golcü takım özellikle Leipzig 61 gol atıp 25 tane gol yemiş. Leverkusen de 40'a 29. Bu maçta 2.5 gol üstünün açılacağını düşünüyorum. 1.32 oran var. Biraz risk almak isteyenler varsa 3.5 şeklinde de 1.85 oranı var. Değerlendirmek isteyenler o şekilde de değerlendirebilir bu maçı. Diğer maçımız Atalanta maçı. Atalanta'ya 1.25 oran vermişler. Atalanta ligde en çok gol atan takım 63 gol atıp 32 tane de gol demiş. 7 gol de biraz fazla üst sıralardaki takımlara göre. Lazio, Juventus, Inter'e göre. Lazio da bugün liderlik koltuğuna oturdu. Lecce'nin durumu şu an çok iyi değil. E, puan almak için elinden geleni yapacaktır. En son deplasmanda yenildi. Ondan önceki 3 maçı galip. Kendi evinde 4-0 2-1'lik gibi skorlar var. Ben bu maçta her iki takımın birbirine gol atacağını düşünüyorum. Oran da 1.48. Atalanta'nın zaten çok golcü bir takım olduğunu biliyorsunuz. Ya 60 63 tane gol var. Lecce de son zamanlarda kendi son iki maçtır kendi evinde galip geliyor. Bu maçta her iki takım birbirine gol atacaktır diye düşünüyorum. 1.40 1.48 orandan değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız bu maçı değerlendirebilirler. Diğer maçımız Lyon maçı. Lyon kendi evinde. En son Lyon 2-0'lık Mets galibiyeti aldı. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi'nde şöyle baktığımız zaman Juventus'u yendi. 1-0'lık kendi evinde Juventus galibiyeti aldı ki bu maçta çok iyi oynadı arkadaşlar bir elik oran vermişler. Ben bu maçta da bir açıkçası KG var düşünüyorum. Sentetien de biraz yorgun olan Ju e, -E Lyon'a da kendi evinde zorlu bir mücadele oynadı. Takım yorgundur. Galip gelmesi biraz riskli diye düşünüyorum. Sentetien deplasmanda gol atan bir takım. Şöyle baktığınız zaman zaten son e 5 maçın deplasmanda oynadığı 4 tanesinde gol atmış. Bu yüzden Sentetier'in gol açan düşünüyorum. KG var oranı da ideal bir orandan 1.70 oranı var. Değerlendirmek isteyenler bu maça da KG var şeklinde değerlendirebilirler. Son maçımız Ajax maçı. Ajax'ın 1.35 oranı var. Beraberlikte 3.75. MS2 4.75. Ajax en son UEFA, maç, UEFA maçı UEFA maç oynadı kendi evinde galip geldi ama üst sıra çıkması yeterli olmadı. Ajax'ın kendi evine sadece lig kaldı. 53 puanda ikinci sıradaki takımla oynuyor. Her iki takımda attığı gollere baktığımız zaman Ajax 65 tane gol atmış. 20 tane de gol yemiş. Altman ise 48'e 17. Her iki takım az gol yemiş. Ben bu maçın Ajax'ın kendi evinde oynanacağı için bir Ajax galibiyeti gelebilir. Ama oranını tatmin edici değil. Ben buna gol tahmini yapmak istiyorum. Bu maça gol tahmini olarak da 2-3 gol şeklinde. Her iki takım az gol yediği için bu maçta da az gol olacaktı diye düşünüyorum. 2-3 gol ideal bir tahmin. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız o yönde değerlendirebilirler. 8 tane maç yorumladım. İsteyenler kafasına yatanlar değerlendirebilirler. Bugün aynı olduğu gibi Instagram'dan da bu maçları atar mıyım bilmiyorum. E, sanırım videoya yönlendirim. Herkese Instagram'dan bir satmanıza gerek yok. Diyeceklerimiz bu kadar. Bu 8 maç hakkında kendi yorum ve görüşleriniz varsa e, sizin de yorum yapmanızı isterim. Şöyle maçların üstünden geçecek olursak Ankara gücü Sivas maçına KG var. Galatasaray Gençler Birliği maçına Galatasaray zaten galip geleceğini söylemiştik. Oran yükseltmek isteyenler de Galatasaray'ı alır 1.5-3 şeklinde değerlendirebilirler. Everton maçında sürprize gittik. MS 0 şeklinde yüksek oranlarını değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler aynı şekilde. Real Madrid maçına ise yine KG var dedik. Çok KG var oynadık ki o geleceğini düşünüyorum. KG var bu aralar takımların formlu olduğu için Gol bulacaktan düşünüyorum. Real Madrid aynı şekilde KG var. Leipzig 2.5 üst. Atalanta ise Lecce evinde, evinde son iki maçtır iyi oynayan Lecce gol bulacaktır. O şekilde KG var. Lyon maçı da KG var. Akman maçı ise arkadaşlar 2-3 gol şeklinde değerlendirdik. Kafasını yatanlar değerlendirebilirler. Herkese başarılar.